Merhaba sevgili çocuklar, Türkçe dersimizde D ekinin ve D bağlacının yazımı konusuyla devam ediyoruz. İsmin haleflerinden olan D ekin, kanun bulunma durumu gösterir ve kelimeye bitişik yazılır sevgili çocuklar. Eğer kelimeden onu çıkartırsak cümlenin anlamında bozulma gerçekleşir. Ama bağlaç olan D eki ise kelime ve cümleleri birbirine bağlar ve kelimeden ayrı yazılır. Ayrıca cümleden çıkarttığımızda anlamda bir değişiklik olmaz. Şimdi örnekler üzerinde inceleyelim sevgili çocuklar. Örneklerimizi yazdım, birlikte inceleyelim. Hırkanı al da üşüme. Şimdi çocuklar cümleden ayrı yazılmış. Neden? Çünkü burada bağlaç olarak kullanılmış. Hırkanı al da üşüme. Şimdi ben bunu cümleden bir çıkarttığım zaman bakalım cümlenin anlamı değişecek mi? Bir anlam kaybı yaşanacak mı? Hırkanı al, üşüme. Herhangi bir anlam değişikliği oldu mu? Olmadı. Ama burada ne olarak kullanılmış? Bağlaç olarak kullanılmış ve ayrı yazılmış. Burada bağlaç olarak kullanılmış. Doğru bir kullanım. Zaten burada hep doğru kullanımları göstereceğim şu anda. Çocuklar evde oturuyor. Şimdi burada ismin D hali yani kalma bulunma hali olarak kullanılmış. İsmin hallerinden hatırlayın çocuklar. Ne yapılmış? Kelimeye bitişik yazılmış. Peki ben bunu bir kelimeden çıkartırsam bakalım anlamında nasıl bir değişiklik olacak ona bakalım. Çıkarttım. Kelimeden attım. Çocuklar ev oturuyor. Bakın çocuklar ev oturuyor dediğin zaman cümlenin çok anlamsız bir hale geldiğini görüyorsunuz. Demek ki burada ne olarak kullanılmış? İsmin haleki olarak kullanılmış ve nasıl yazılmak zorunda? Kelimeye bitişik yazılmak zorunda sevgili çocuklar. Şimdi ilerleyen örneklerde göstereceğim bunu. Örneğin D'yi ayrı yazıp hani doğru mu yanlış mı yazılmış şeklinde de sorular sorulabilir. Örneğin şöyle yazsaydı çocuklar ev. D'yi ayırdı. D oturuyor. Şimdi orada bağlaç olarak kullanılmamış ki cümleden çıkarttığım zaman anlam tamamıyla değişiyor. O yüzden orada bir yanlışlık olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Ama burada doğru bir kullanım var. Ne olarak kullanılmış? İsmi hal eki olarak kullanılmış sevgili çocuklar ve cümleye de kelimeye de bitişik yazılmış. Ödevler dosyamda duruyor. Burada da yine bulunma halinde ismin D hali yani hal eki olarak kullanılmış. Hatta çıkartmayı deneyelim. Ödevler dosyam duruyor. Oldu mu? Anlam bozuldu. Demek ki ismin hal eki ve cümleye, kelimeye bitişik yazılacak. Annem D dışarı çıkacak. Burada ne yapmış? Bağlaç olarak kullanmış ve kelimeden ayrı yazmış. Bir çıkaralım bakalım cümleden. Annem dışarı çıkacak. Herhangi bir anlam değişikliği oldu mu? Olmadı. Ama annem de dışarı çıkacak dediği zaman burada hani başkaları da dışarı çıkıyor. Annem de çıkacak. Onu belirtiyor. Ama bunu çıkarttığım zaman da yine de cümlenin anlamı bozulmuyor çocuklar. Düşündüm de sen haklısın. Yine de bağlaç olarak kullanılmış. Düşündüm. Sen haklısın. Çıkarttığım zaman da cümlemin anlamı değişmiyor. Masada kaç tabak var? Şimdi burada ismin hal eki olarak kullanılmış çocuklar. Hal eki olarak kullanılmış ve kelimeden çıkartırsam eğer masa kaç tabak var? Hiç oldu mu? Cümlemin anlamı bozuldu. Burada ismin hal eki bu ikisinde de bağlaç olarak kullanılmış sevgili çocuklar. Evet, şimdi bakalım bunlar bize sorularda nasıl gelebilir, bir de onları inceleyelim. Şimdi sorular karşınıza çocuklar bu şekilde çıkabilir. Yani D'nin normalde bağlaç olarak kullanıldığı yerde örneğin kelimeye bitişik yazılmış olabilir veya ayrı yazılmış olabilir. Sizler hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu isteyebilirler. Beraber inceleyelim bakalım. Doğru mu yanlış mı cümlelerimiz ona karar vereceğiz. Yani bağlaç olarak kullanılıp ayrı mı yazılmış yoksa hal eki olarak kullanılıp bitişik mi yazılmış bunlara birlikte karar verelim. Bunları ben de biliyorum. Şimdi çocuklar yapabilirsiniz.
güzel taktik. Kelimeden çıkartacağız. Sonra anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu buna bakacağız. Şimdi D'yi çıkardım. Bunları ben biliyorum. Cümlemin anlamında herhangi bir bozulma yok. O zaman buradaki D bağlaç. D bağlacını nasıl yazmalıydım? Ayrı yazmalıydım. Ama burada nasıl yazılmış? Bitişik yazılmış. O zaman burada yanlış kullanılmış. Devam edelim. Geleyim de görüşürüz. D'yi ayrı yazmış. Yani diyor ki D bağlaç. Bakalım bağlaç mı? Çıkartıyorum. Geleyim görüşürüz. Gayet güzel cümlemde herhangi bir bozulma oldu mu? Olmadı. Yani bağlaç olarak kullanılmış. Ayrı da yazılmış. O zaman doğru kullanılmış. Arkadaşım evde çalışıyor. Şimdi diyor ki buradaki D eki bağlaç. Peki deneyelim. Bağlaç mı gerçekten? Çıkartalım cümleden. Arkadaşım ev çalışıyor. Cümle bozuldu. Arkadaşım ev çalışıyor ne demek? Anlamsız bir cümle oldu. O zaman buradaki demek ki bağlaç değil. Nasıl yazılması gerekiyordu? Kelimeye bitişik yazılması gerekiyordu. Ama ayrı yazılmış. Yani yanlış kullanılmış. Dur bakalım. Kardeşim sahanda yumurta sever. Daha nasıl kullanmış? Hayek olarak kullanmış. Bitişik yazmış. Bakalım doğru mu? Dair kelimeden çıkartalım. Kardeşim sahan yumurta sever. Anlam bozuldu. O zaman ne olarak kullanılmış? Hayek olarak kullanılmış. Bitişik de yazmış. O halde sorun yok. Burada doğru kullanılmış. Onun da dersleri çok iyi. Şimdi diyor ki burada bitişik yazdığına göre Hayek'i demiş diye. Bakalım öyle mi? Çıkartalım. Onun dersleri çok iyi. Herhangi bir bozulma oldu mu? Olmadı. Anlam değişikliği olmadı. O zaman burada D'da bağlaç olarak kullanılmış. Bağlaç olarak kullandığımızda A'yı yazmamız gerekiyordu. Ama bitişik yazmış. Yani yanlış kullanmış. Kedi etrafımızda dolaşıyor. Birleşik yazmış. Diyor ki Haleki. Bakalım çıkartalım cümleden. Kedi etrafımız dolaşıyor. Çıkabiliyor mu? Hayır, çıkamıyor. Hemen anlam bozuluyor sevgili çocuklar. Demek ki bağlaç değil. Haleki doğru. Haleki bitişik yazılır. Burada bitişik yazmış zaten. Bu da doğru bir cümle sevgili çocuklar. Yani yapmamız gereken D dair cümlede gördük. Bağlaçsa ayrı yazacağız. Haleki ise bitişik yazacağız. Nasıl olacağına da nasıl karar veriyoruz? Cümleden çıkartıyorum. Cümlemi okuyorum. Eğer anlamda bir değişiklik yoksa ve ayrı yazıldıysa doğru. Ama anlamda bir değişiklik oluyorsa, yani D dair cümleden aldığımda anlam değişiyorsa, o zaman bu bir halekidir ve kelimeye bitişik yazılır. Bunu bilirsek bütün soruları rahatlıkla yanıtlarız çocuklar.